Aslanlar oldukça güzel. Güzel oldukları kadar da korkutucu hayvanlardır. Ormanların kralı olmalarının bir sebebi olsa gerek. Ancak pek çok aslan türü gün geçtikçe daha da seyrekleşiyor. Hayaletimsi beyaz yelesi olan aslanlardan tutun, ağaçlara sanki yılanmışçasına tırmanan aslanlara, işte karşınızda dünyadaki en nadir 10 aslan türü. Siyah aslan. Siyah aslanlar oldukça nadirdir. Ne kadar nadir olduklarını soracak olursanız çok çok nadir diyebiliriz. O kadar nadir ki dünyada insanoğlu tarafından bilinen sadece 2 tane var. Bir siyah aslanın fotoğrafik kanıtı 2012 yılında internete düştüğünde tüm insanoğlunun dikkatini üzerine topladı. Ancak nadir olması bir şeyin güzel olduğu anlamına gelmiyor. Nadir olup da oldukça çirkin olan hayvan türleri de mevcut. Ancak siyah aslan hem nadir hem de nefes kesici. Her ne kadar pek de bir videosu bulunmasa da asareti fotoğraflarda bile kendisini belli ediyor. Güneybatı Afrika Aslanı. Maalesef ki bir hayvanı nadir kılan tek şey farklı bir renge sahip olması değil. Sıklıkla eşsiz kelimesini nadir olanı belirtmek için kullanırız. Maalesef ki nadir olan aslan türlerinden birçoğu da avcılık yüzünden bu konumda. Katanga aslanı olarak da bilinen Güneybatı Afrika aslanı da bunlardan biri. İsminden de anlaşılacağı üzere Güneybatı Afrika aslanı Afrika'nın güneybatısında bulunuyor. Daha net olmak gerekirse Zaire, Angola, Zimbabwe, Botswana, Namibya ve Batı Zambiya ülkelerinde bulunuyor. Ülke sayısının oldukça fazla olduğu ve bu aslanların her yerde görülmesi gerektiği anlamına gelmiyor elbet. Her yerde olmaları durumundaysa tespit etmesi oldukça kolay olurdu. Çünkü Güneybatı Afrika aslanı dünyanın en büyük aslan türlerinden bir tanesi. Erkeklerin boyu 3 metreye kadar çıkarken dişilerinki ise 2,5 metreyi bulabiliyor. Erkek aslanların ağırlığı 150-250 kilo arasına değişirken dişilerinki ise 100 ila 170 kilo arasında git gel yapıyor. Her ne kadar önceki maddelerdeki siyah aslan kadar nefes kesici olmasa da katanga aslanları oldukça eşsiz renklere sahip. Yeleleri diğer aslan türlerinden biraz daha açık renkte. Çok büyük bir fark olmasa da normal aslanlarla Güneybatı Afrika aslanı arasında ayrım yapmaya yardımcı olacaktır. Masai aslanı. Bu nadir kediler sadece Güneybatı Afrika'da bulunmuyor elbet. Kıtanın doğusunda da nadir aslan türleri bulunmakta. Masai aslanı da bunlardan biri. En yoğun olarak Mozambik, Etiyopya, Kenya ve Tanzanya'da bulunuyorlar. Peki ya bu aslanı farklı kılan şey tam olarak ne? Masai aslanının sırtı diğer aslanlara nazaran daha az kıvrımlı ve bacakları tüm diğer aslanların türünden daha uzun. Masai aslanının bir diğer özellikleri ise dişileri erkeklerden ayırmaya olanak sağlayan yelelerinin dizlerinden başlıyor olması. Yeleleri daha arkaya yatıktır ve yaşlı aslanların yelesi gençlere nazaran daha yoğundur. Erkek aslanlar 800 metreye kadar çıkabilen yüksekliklerde yaşarlar ve daha yüksekte yaşayanların daha dolgun bir yeleğe sahip oldukları gözlemlenmiştir. Erkekler 3 metreye, kraliçeler ise 2,5 metreye kadar uzayabilir. Nubya aslanı. Güneybatıdan doğuya, şimdi ise kuzeye. Oldukça farklı bir yeleğe sahip olan ve Kuzey Afrika aslanı olarak da bilinen Nubya aslanı, öncesinde Mısır, Tunus, Fas ve Cezayir'de yaşamış. Maalesef ki avlanma nedeniyle listedeki en nadir görülen canlılardan biri konumundaydı. Siz bu videoyu izlerken ise türün son aslanı 1920 yılında Fas'ta çoktan öldürülmüş ve vahşi yaşamda nesli tükenmiş durumda. Ancak birkaçı Rabat Hayvanat Bahçesi'nde yaşamakta. Nubya aslanı dünyadaki en büyük aslan türlerinden bir tanesidir. Erkekleri 3,5 metreye kadar uzayabilir ve ağırlıkları 200 kilogramı aşabilir. Sanırım bazıları antilopu fazla kaçırmış. Etiyopya aslanı. Tıpkı bu listedeki diğer aslanlar gibi Etiyopya aslanının da tek bir ismi bulunmuyor. Diğer iki ismi ise Addis Ababa ve Panthera leo roosevelti. Etiyopya aslanı her ne kadar esas olarak Doğu Afrika aslanı olarak görülse de fenotipik ve genotipik analizlerden dolayı ayrı bir aslan türü olarak görülmeye başlandı. Etiyopya aslanları diğer aslan türlerine göre daha koyu yeleğe ve daha küçük bir bedene sahiptirler. Ancak bu elbette ki tutsak yaşıyor olmalarının da bir sebebi olabilir. Her iki şekilde de sahip oldukları bu özellikleriyle diğer aslan türlerinden pekala ayrılıyorlar. Asya aslanı. Hint aslanı, Türkiye'miz topraklarından Güney Asya'ya
Güney Asya'dan Hint Yarımadası'na kadar uzanıyordu. Ancak şimdi bu durum pek de böyle değil. Günümüzde bu aslanı sadece Hindistan'daki Gir Forest Ulusal Parkı'nda görebilirsiniz. Bu aslanlardan yeryüzünde 600'den az kalmış durumda. Asya aslanı, Afrika aslanlarının en büyüğünden daha küçüktür. Ancak boyutları Orta Afrika aslanıyla benzerlik göstermektedir. Her ne kadar erişkin bir erkek Asya aslanının kilosu 160 ila 200 arasında değişse de dişilerin ağırlığı 110 ila 120 kilogram arasındadır. Karınlarından geçen uzunlamasına derileri bu aslanların ayırt edilmesinde kullanılan en büyük faktör konumunda. Bu aslan renk bakımından oldukça çeşitli ve yerleri Afrika aslanından daha farklıdır. Kulakları ise her daim görünür haldedir. Genetik çeşitlilikleri ise Afrika aslan türlerine göre daha azdır. Bu aslanlar Dünya Doğa ve Kontrol Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenen hayvanlar kategorisinde yer alıyor. İşaş aslanı. Bazıları avcılık nedeniyle ender görülür. Ancak işaş aslanı göze çarpan bu hobisi sebebiyle ender sayılmaktadır. Ağaçlara tırmanmak. Doğru duydunuz. Ağaçlara tırmanan bir aslan. O kadar nadirlerdir ki ağaç üzerinde bazı fotoğrafları olmasına rağmen birçok insan bunların safari pazarcılarının işi olduğunu düşünmektedir. Ancak işaş aslanları sahiden de gerçekleri ve tıpkı maymunlar gibi ağaçlara tırmanabilirler. Bu sizleri pek şaşırtmasın. Ne de olsa kedilerin her türlü yere tırmandığını biliyoruz. Büyük kediler için neden aynısı olmasın ki? Uganda'nın dışında kalan işaşadan gelme bu aslanlar yuvalarını dallardaki kuşlarla yapıyor. Dünyada aslanlardan korunmak için gözlerimizin yerde değil de ağaçlarda olacağı tek yer burası olsa gerek. Bu aslanların neden ağaçlara tırmandığını kimse bilmiyor. Bu teorilerden en mantıklı olanı ise bu aslanların ağaca, çeçe sineğinden korunmak için gitmiş olması. Transvaal aslanı. Transvaal, Kalahari ve Panthera leo kruger olarak da bilinen bu aslan türü, yoğunluklu olarak Kruger Ulusal Parkı ve Lane Kraliyet Ulusal Parkı olmak üzere Travasal aslanlarının erkeklerinin çoğu siyah, iyi gelişmiş bir yeleğe sahip olur ve 3 metreyi aşkın büyüklükte olabilirler. Bu aslanlar 150 ile 250 kilogram arasında değişiyorlar. Batı Afrika aslanı. Nesli kritik olarak tükenme seviyesinde olan Batı Afrika aslanı ya da Senegal aslanı, Batı Afrika'da Merkezi Afrika Cumhuriyeti'nden Senegal'e kadar uzanır. Batı Afrika aslanı, Afrika aslan türleri arasında en çok olanıdır ve Batı Afrika'da Sahra Altı aslanlarından sadece 1800 tane bulunmaktadır. Bu listedeki birçok diğer aslan türü gibi Batı Afrika aslanı da avcılık nedeniyle bu koruma altındadır. Resmi sembolü bile aslan olan Senegal'in kültürü için oldukça önemli olmasına rağmen nesilleri resmi olarak tükenme tehlikesi altındadır. Onları bulabileceğiniz tek yerse 9130 km2'lik Niokolo Koba Ulusal Parkı'dır. Senegal aslanındansa tüm dünyada sadece 50 tane bulunmaktadır. Beyaz aslan. Siyah aslanla başladık, beyaz aslanla bitirelim. Yüzyıllar boyunca Güney Afrika'dan tüm dünyaya beyaz aslan olduğuna dair dedikodular yayıldı. Ancak 1975 yılında ise bu gizemli aslan türü tüm dünya tarafından onaylanmış oldu. Beyaz aslanlara her ne kadar çok iyi bakılsa da ölüm oranları hala oldukça yüksek. Beyaz aslanlar avlarını yakalamakta güçlük çekiyorlar ve göz alıcı renkleri nedeniyle sırttan saldırılarına karşı savunmasızlar. Renklerindeki beyazlıksa çekinik bir gen olan çinçila ya da renk inhibitörü nedeniyle ortaya çıkıyor. Beyaz aslanların günümüzdeki sayısı bilinmiyor ancak 2004 yılında yapılan en son sayımda dünyada sadece 300 tane beyaz aslan bulunduğu ortaya çıkmıştı.